Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle yükseklik çizme konusunu göreceğiz. Üçgende veya çokgenlerde yükseklikler nasıl çizilir? Gelin hep beraber öğrenelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi yükseklik denildiği zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Biz bir şeyin yüksekliğini hesaplarken tepe noktasından tabana dik çizeriz. Yani 90 derecelik bir açıyla kesişmesini bekleriz. O yüzden yükseklikler her zaman en kısa mesafelerdir diyebiliriz. Tamam mı? O zaman şöyle bir bakalım. Yükseklikler üçgende nasıl çiziliyormuş? Üçgende dikkat etmemiz gereken şeyler nelermiş? Şimdi yükseklik çizerken üçgende üçgenin çeşidi çok önemli. Çünkü bu bir dar açılı üçgense eğer, dar açılı üçgenlerde her zaman yükseklikler üçgenin içinden çizilir çocuklar. Çünkü biz bunların köşelerinden karşıdaki kenarlarına yükseklik çizeceğiz. Mesela bu köşeden tabana yükseklik çizmek istediğimde içeriden 90 dereceyle inecek şekilde bir doğru parçası çizebiliyorum. Aynı şekilde diğer köşelerden de karşı kenarlara 90 dereceyle inecek doğru parçaları çizebiliyorum. Yani dar açılı üçgende yüksekliklerin hepsi içeriden çizilebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi içeride bir noktada kesişiyorlar. Bak burası önemli çünkü diğer üçgenlerde farklılıklar olmaya başlayacak. Mesela dik üçgende, dik açılı üçgende zaten bir açısı 90 derece olduğu için o dik açısının oluşmasını sağlayan dik kenarlar birer yükseklik olarak kabul edilir. Yani ben bu köşeden bir yükseklik çizmek istediğimde zaten tabana dik olarak inmem gerektiğine göre eğilmiş zaten dik olarak kenarın kendisi aynı zamanda bir yükseklik olur. Başka hangi yüksekliği çizeceğiz o zaman biz? Dik açıdan çıkan yüksekliği çizebilirsiniz. Yani siz aslında ekstradan bir tane yükseklik çizmiş oluyorsunuz dik açılı üçgenlerde. Burada da yükseklikler nerede kesişiyor? Köşesinde kesişiyor dikkat ederseniz. Yani üçgenin köşesinde söyleyemedim. Tekerleme gibi oldu. Üçgenin köşesinde kesişirler. Tamam mı? Şu ana kadar fazla KSŞ bir araya geldi ya. Neyse. Burada da dik açılı üçgenlerden sonra geniş açılı üçgenler. Zaten en çok zorlananı da bu. Anlamakta bazen güçlük çekebiliyoruz ama şöyle dikkat ederseniz çok rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi biz geniş açılı üçgenlerde sadece bir durumda yüksekliği içeriden çizebiliyoruz. O da geniş açının olduğu yer. Geniş açının olduğu yerden karşıdaki kenara yüksekliği çizebiliyoruz. Ama geniş açı olmayan diğer iki açıdan yükseklik çizerken içeriden çizemezsin. Mesela ben bunu içeriden çizmeye kalksam 90 dereceyle asla inemem aşağıya. O yüzden ne yapıyoruz? Bu yüksekliği 90 dereceyle indirmek zorunda olduğum için bu kenarın uzantısına çiziyorsunuz. Bakın bu kenarı devam ettiriyorsunuz aslında. Yani bazen saçma sapan şekilde çizebiliyoruz. Farklı yerleri uzatabiliyoruz. Burada uzatmamız gereken kenar biz hangi kenara ait yüksekliği çizmeye çalışıyorsak o kenarı doğrultusunu değiştirmeden yani bu kenar böyle geliyorsa aynı şekilde devam edecek uzunluğunu sanki bitmiyormuş gibi çizmemiz gerekiyor. Yüksekliği çizerken de köşeden kenara çiziyorduk ya köşeden bu kenarın uzantısına dik açıyla çizmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde bakın ben bu kenara ait yüksekliği çizecek olduğumda da kenarı uzatıyorum. Kenarı uzattım. Uzatın istediğiniz kadar uzatın fark etmez. Çünkü siz buraya nereden dikiniyorsunuz ona bakacaksınız. Köşeden kenara gitmek istiyordum ben dik açıyla. Köşeden kenara içeriden gidemiyorum. Dışarıdan bu şekilde dik açıyla gidiyorum. Burada da yükseklikler üçgenin dışında bir noktada kesişirler. Üçgenin içinde, üçgenin üzerinde, üçgenin dışında bir noktada kesişirler. Bunları da unutmayın. Gelin biraz örnek yapalım. Şimdi verilen şekillerin yüksekliklerini çizin demiş bize. Bakalım mesela buradan dik açıyla inmek istediğimde direkt dik açıyla inebiliyorum. Yüksekliği içeriden çizebiliyorum. Bu dar açılı üçgen olduğu için bütün yükseklikler içeriden çizilecektir. Diğerini çizelim. Buradan bu şekilde gittik. Tabii elimizde açı ölçer olmadığı için tam olarak 90 derece mi değil mi bilemeyiz ama içeriden çizilebileceğini biliyoruz en azından. Diğeri de aynı şekilde şöyle gelerek yüksekliğimizi ne yapacağız çizeceğiz. Burada bilmeniz gereken bunlar içeride bir noktada kesişiyorlar. Mesela bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende arkadaşlar buradan çizdiğimiz yükseklik olur. Tam 90 dereceyle indirmiş oluruz. Aynı şekilde diğer kenarlara da 90 dereceyle tam 90 olmadığı gibi ama neyse buradan da yine 90 derecelik açıyla çizmiş oluruz. Burada farklı olana bakalım isterseniz. Dar açılı üçgenlerde zaten hepsinde aynı mantıkla devam edeceğiz. Defalarca aynısını tekrarlamamıza gerek yok. Yalnız burada dik açılı üçgen görüyorum ben. Dik açılı üçgenlerde zaten iki tane yükseklik çizildi. Kenarlarından dolayı bunlara biz yükseklik diyorduk zaten. Bir tane daha çizmem gerekiyor. İçeriden 90 dereceyle çıkan bir yükseklik çizdiğimiz zaman diğer geriye kalan yüksekliğimizi çizmiş olduk. Peki başka
Aynı sayfa sanırım burası. Evet, aynı sayfa olmuş. Geçelim diğer bir sayfamıza. Burada da çokgenlerin yüksekliklerini çizmemizi istemiş bizden. Bakın, burada ben paralel kenarın yüksekliğini, iki tane yükseklik çizebilirsiniz paralel kenarda. Yani iki farklı yükseklik çizebilirsiniz. İki tane demeyeyim de, iki farklı yükseklik çizebilirsiniz. Bir uzun kenara ait yükseklik, bir de kısa kenara ait yükseklik çizebiliriz. Uzun kenara ait yüksekliği ben buradan çizmeye kalktığımda içeriden çizebiliyorum bu şekilde. Ama bu köşeden çizmeye kalktığımda içeriden gidemiyorum. Bu dışarıdan gitmek zorunda, yani bu kenarı uzatmak zorundayım. Zaten dikkat ederseniz paralel şekilde birbirlerine iki tane kenar elde etmem gerekiyor. İki tane yükseklik elde etmem gerekiyor. Peki uzun kenara aiti çizdik. Kısa kenara ait yüksekliği nereden çizebilirim? Burada içeriden bu şekilde 90 derece olacak şekilde içeriden çizebilirsiniz. Aynı şekilde diğerini de buradan çizebilirsiniz diyebiliriz, tamam mı? Peki aynı mantıkla bir paralel kenar daha vermiş. Bakın bunu buradan çizelim mesela. İçeriden çizemeyeceğim için yüksekliği uzatıyorum. Yüksekliği çiziyorum, kenarı uzatıyorum daha doğrusu. Kenarı uzatıp buna ait yüksekliği çiziyorum. Kısa kenara ait, bu uzun kenara ait yükseklik olmuş oldu. İstesem ben bunu buradan çizdiğimde içeriden de çizebilirdim. Yani paralel kenarda veya dörtgenlerde dikkat ederseniz yüksekliklerin içeriden dışarıdan çizilme durumları farklılık gösterebiliyor. Açı içeriden gittiğin zaman 90 dereceyle inmiyorsa, açıdan çıktığın zaman onu dışarıdan çiziyorsun. Ama aynısını farklı yerlerden çizerken yine içeriden çizmiş oluyorsun. Mesela karşılıklı olarak baktığınızda buradan da yüksekliği çizebiliyorsunuz. Tamam mı? Bir tane daha var. Mesela bunu da çizelim. Buradan da yüksekliği, şu kenara ait yüksekliği çizmek istiyorum mesela. 90 derece, burası geniş açılı bir üçgen, geniş açılı bir yer. Geniş açıdan çıkıyorum ben. Geniş açıdan karşıya 90 dereceyle nasıl inebilirsiniz? Şuradan inebilirsiniz. Yani çok, evet, şöyle bir 90 derece olmuş oldu. Dikkat ederseniz o zaman şöyle bir toparlayalım. Bir yükseklik çizilirken çocuklar, bizim için önemli olan şey şu. Köşeden karşı kenara çizmemiz gerekiyor. Köşeden karşı kenara çizerken de 90 dereceyle inemiyorsanız eğer, o karşı kenarın uzantısını çiziyorsunuz. Yani o karşı kenara taşıyorsunuz diyebilirsiniz. Onun devamını çizdikten sonra yüksekliği oradan aşağı indiriyorsunuz. Tek farkı bu. Buna dikkat ederseniz yükseklik çiziminde bence hiçbir problem yaşamazsınız. Bu konuyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.